Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sahiplendiğiniz yavru bir cennet papağanı nasıl ele alıştırırsınız onu anlatmaya çalışacağız. Cennet papağanları oldukça farklı ve güzel renklere sahip hayvanlar biliyorsunuz. Bu hayvanları eğitmek muhabbet kuşlarına göre daha zor. Neden? Çünkü onların insanlara karşı güven problemi var. Sahiplerine kısa zaman içinde güvenebilen kuş türlerinden değiller. Eğitimin başarılı olabilmesinin ilk şartı ise papağanın sahibine güven duymasıdır. Diğer hayvanlarda da olduğu gibi sahipleneceğimiz papağanın yavru olması eğitimin daha kolay ve başarılı olması için çok önemli. Öncelikle sahiplendiğimiz yavru cennet papağanını 2-3 gün kadar kafesinden çıkarmıyoruz. Ve kafes yanında ani hareketler yapmıyoruz. Onu korkutmamak için azami özen gösteriyoruz. Bu şekilde kafesine, kafes içindeki oyuncaklarına, ev ortamına ve ev halkına aşina olması için ona bir fırsat vermiş oluyoruz. Sonrasında yavaş hareketlerle elimizi kafes dışından kafes üzerine koyuyoruz. Ona zararımızın dokunmayacağını hissettiriyoruz. Birkaç gün ara ara bu davranışımızı tekrarlamalıyız. Alçak sesle onunla konuşup iletişim kurmaya çalışmalıyız. Bu ilk aşamadan sonra eğitime kafes içinde devam ediyoruz. Onu ürkütmeden yavaş hareketlerle kafes içindeki oyuncakları, tünekleri, yemlikleri alıyoruz. Yavaşça parmağımızı uzatıyoruz. Tabii bizim biber firar ediyor ama paşa paşa geri getiriyoruz kafesine. Ve denemelere devam. Bizim biber 2-2,5 aylık bir yavru. Kesinlikle ele gelmek istemiyor. Kafeste tünek olmadığı için birkaç kaçış denemesinden sonra artık elimizde. Avucumuzun içine yem koyarak avucumuzdan beslenmesini sağlıyoruz. Tekrar tekrar elimizi alıp alıştırmaya çalışıyoruz. Aferin. Başını okşayarak onu sevdiğimizi belli ediyoruz. Tabii kafes içindeki bu eğitim onun bize tamamıyla alıştığı anlamına gelmiyor. Bu bir aşamadır ve ancak her gün bu egzersizi yaparsak sonuç alabiliriz.
Biz ikinci ve üçüncü gün aynı egzersizi yapmaya devam ettik. Bir de kafes dışında bir T tünek üzerinde kendi isteğiyle elimizden yemlenmesini sağlayabiliriz. Bizim papağanımız Biber T tünek üzerinde oldukça düşünceli. Acaba gitsem mi, gitmesem mi? Muhabbet kuşumuz Asil'den de aldığı cesaretle elimize geliyor, bize sırtını kesinlikle dönmüyor. Halen güveni tam değil. Bizi göreceği pozisyonda yemini yemeye devam ediyor. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Yavaş hareketlerle sevmeye çalışıyoruz ama kaçıyor. Tekrar seviyoruz. Gagasını, gagasını, gagasını derken Asil'in kıskançlığından payımızı alıyoruz. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Hemen olmasa da elimizden geldiğince hızlı cevaplamaya çalışacağız. Hoşça kalın ve kuşunuzla mutlu kalın.